Peki Cüneyt, karşında Cumhurbaşkanı. Şu koronalı günlerde dışarıdan da şu korona ile ilgili geçen konuştuk seninle. Sağlık Bakanı'ydı, işte diğer bakanlıklardı. Tek tek isim vermeye gerek yok. Özellikle korona konusunda bir başarı hakkını teslim etmiştim. Birçok kişi de aynı görüşte. Cumhurbaşkanına bu dönemde ne sormak isterdin? Oo, çok soru var abi. Bir sürü soru var yani. Mesela 3 soru. Yani bence en önemli 3 soru, bir, ekonomiyi nasıl düze çıkartacaksınız? Yani bu bence çok önemli. İkincisi, ben şimdi şeyi daha çok merak ediyorum mesela. Geleceği daha çok merak ediyorum. Şimdi şunu niye yaptınız, bunu niye yaptığınızdan çok ben geleceğe kafa yoruyorum. Yani mesela bir 2023 hayali vardı, hatırlar mısın? Evet. Ne oldu abi, daha 2020'deyiz. 2023 hedefleri vardı bir. Onlar konuşuldu, yıllarca konuşuldu. Şimdi onların hepsini unuttuk. Hala Peki tamam, konuşuluyor. unutalım. Ya, ama o kadar konuşulmuyor. Şimdi 2053 hedefleri var yani. Bir dakika, 2023'ten ne oldu onu ben bilmiyorum yani. Ama şunu merak ediyorum mesela, bir 5 yıl sonra nasıl bir Türkiye görüyor? Yani nerede o Türkiye'yi görüyor? Mesela Avrupa Birliği'nde mi görüyor? Tekrar oraya mı yönelecek? Yani bu koronayı nasıl bir fırsata çevirecek? Yani insanlar biraz bunu duymak istiyor. Bunları merak ediyor. Onun dışında tabii her konuda bir sürü soru var abi. Yani sorulmayacak. Yani eğer her şeyi sorabiliyorsak ve sonra da Silivri coming değilse Hayır ama canım bak, bu. bu bile şey işte, bak bu algı bile kötü bir algı. Çünkü niye? Şimdi Sayın Erdoğan, ya bırak biz de röportaj yapmayı. Bizi, ya binmek için söylemiyorum ama sen biniyorsun, biliyorsun yani de. Hani istediğim için değil ama yani bir külliyeye bile çağırmıyor yani. 2000 kişiye davetiye var ya da uçağa bile çağırmıyor. Gerçi artık uçakla da gidecek bir yer yok ama olan size oldu yani hadi. Kusura bakma yine bu şeyde. belki de ben, ama ben hala umutluyum ya. Ben şundan umutluyum. Ben hep önümüze bakalım istiyorum. Yani ben, rahmetli Brand'ın çok güzel bir lafı vardı. Oğlum, kininize ya da öfkenize ya da işte sana bir haksızlık yapıldıysa sen ona şey olma. Onu arkanda bırak, önüne bak, önüne bak. Önümüze bakalım biz, önümüze bakalım. Şimdi artık bu korona bütün her şeyi sıfırladı. Bence aslında çok iyi bir fırsat. Türkiye'nin kendi içinde barışması için de iyi bir fırsat, biliyor musun? O eski dili bir kenara bırakması için, yeni bir dili inşa etmesi için. Hatta bence, bana sorarsan, mesela AK Parti'nin fabrika ayarlarına geri dönmesi için de çok iyi bir fırsat. Yani bu fırsatı değerlendirirse ne kadar iyi olur yani. Keşke değerlendirse, ama hayat öyle bir şey dayatıyor ki hadi. Yani su akıyor, yolunu buluyor yani. Sen istediğin kadar işte, buna da en güzel örnek AK Parti yani. İşte istediğin kadar sen de ki ya ben bunu görmezden geliyorum. Bundan hiçbir şey olmaz. Bunu hiçbir şey olmayacak, bilmem ne olmayacak, ama hayatın şartları sana şeyi getiriyor yani bir şekilde bu düzeni. Şu şey mesela, geçen şeye takıldım ben. Temel Karamollaoğlu çıktı. İşte bunlar seçimi yaptırmazlar, şunu yaptırmazlar. Dün Ali Babacan diyor ki bunlar şöyle olmaz. İşte bize belki de YouTube'u kapatabilirler. Sosyal medyada güçlüyüz, bilmem ne olurlar. Ya Allah aşkına. Bunlar aynı şeyler büyük şehir seçimlerinde de söylendi. Ne oldu? O yüzden Türkiye'nin ben hala çok demokratik bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Damarı olduğunu düşünüyorum. Bu Cumhuriyet projesi öyle, İnsanlar ben onu yaptırmam, ben onu oturtmam, bilmem ne. Yani Türkiye böyle bir süre yaptırtmazsınız. Bir süre engel olursunuz. Denersiniz. Ama eğer bu sistem böyle gidecekse, bu ülkenin adı hala Cumhuriyetse, Türkiye Cumhuriyeti ise, hala demokrasi varsa, bir noktaya kadar belki bunu baskılarsınız. Ama böylesine modernizmi tatmış bir toplumu baskı altında sopayla tutamazsınız yani. Hiçbir güç tutamaz bak. Şimdi Askeriye geldi, yaptı, yapamadı abi. Orduyla tutamadılar. Orduyla 3 defa darbe yaptılar. Ellerinde silahlarla, tanklarla, tüfeklerle. Dediler ki bunları seçeceksiniz. Üçünde de seçmedi abi bu halk. Seçmedi, evet. Üçünde de. Üçünde de adamın yani silah zoruyla gelmiş, düşün. Adamları asmış, hapisleri doldurmuş. Ve diyor ki bunu seçeceksiniz. Ben bunu seçmenizi istiyorum. İnadına gidip onları seçmedi abi. Şimdi geçmişte Cumhurbaşkanının sana karşı bir tavrı vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ama mesela Ahmet Hakan'a karşı da bir tavır vardı. Ben ama bunun kişisel bir şey olduğunu düşünmüyorum hadi. Yani benim Cumhurbaşkanı benle ne şey olabilir ki abi?
Ben bir tane gazeteciyim ya. Ve öyle bir şey bir gazeteci de değilim yani. Hani şu çok oldu bak. Ben Van'da haber yaptım. Meydanlardan bana dedi ki böyle gazeteci olur mu, yazıklar olsun. Şeyden haber yaptım işte, hatırlarsan 2-3 defa daha oldu. Ne bileyim, tekel işçileri vardı. Gittim dedi ki bunlar sizin yanınıza uğrayacak adamlar değil. İşte bir tane dedi ki tinerciler mi, dini gençlik mi? Ben tinerci ekranı çıkarttım, şey yaptım. Şimdi bence Erdoğan'ın bunları demesinde, bak kişisel olarak söylüyorum, benim için hiç problem yok. Çünkü ben bir insanı eleştiriyorsam bir siyasetçi de gazeteciyi eleştirebilir. Ama şu tabii bunun sonuçlarında ben işten atılıyorsam o biraz kötü oluyor. Ya da benim hakkımda dava ve soruşturma açılıyorsa o kötü oluyor. Onun dışında ben yani kişisel olarak benle de bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Neden olsun abi? Ahmet Hakan'a yıllarca eleştirmedi mi? Bizzat eleştiren Sayın Erdoğan değil miydi? Ama yani şimdi zaten bir siyasetçinin bir gazeteciyle niye derdi olsun ya? Akıllı bir siyasetçi niye bir gazeteciye kafayı taksın, şey yapsın? Ya Cüneyt, bir kimse şey soracağım. Kimse bunu beklemiyor ki yani şeyde hani. Bir şey o yüzden soracağım. Ben kişisel olarak da böyle bir mesele olacak bir şey göremiyorum. Neden olsun abi, yani bir şey yok ki. Şimdi, ben ailesinden bir hani birisi ha dersin ki benim anama avradıma bir şey dersin. Ben derim ki ulan bir dakika, ben seni affetmiyorum. Hadi yolun açık olsun, bir daha da suratıma bakma dersen. Bunu demediğin sürece o haberi yapmış da burada yorum yapmış da abi bunlar hiç bence takılınacak şeyler değil yani. Şimdi bir gazeteci vardı. Mehmet Ali Ilıcak'ın gazetesinde çalışıyordu. Sonra Mehmet Ali Ilıcak bu arkadaşla yollarını ayırdı. Bu arkadaş yıllarca şu ifadeyi kullandı. Beni Recep Tayyip Erdoğan göndertti. Ya bir gün Mehmet Ali Ilıcak'la görüştüm. Dedik ki ya sen hakikaten Tayyip Erdoğan mı dedi göndertti. Dedik ya benim çocuğum ölsün eğer Tayyip Erdoğan bu konuda herhangi bir şeyi varsa. Ben dedim tasarruf ettim kardeşim. Ve adamla yollarımızı ayırdık. Ben bir örnek daha vereceğim. Benim yanımda bir Ankara'da çalışan başbakanlık muhabiri vardı. Ya arkadaş ben bu insanla çalışmamaya başladım. Dedik Tayyip Erdoğan beni hadiye kovdurttu. Şimdi durumdan vazife çıkaran patronlar da yok değil miydi vakti zamanında? Ya hala yok mu? Var mı? Yok mu sence? Hadi. Bence var. Yani tabii abi yani şu andaki medyanın sermaye yapısına baktığın zaman kimsenin birisinden bir şey yapmasını istemesine gerek yok. Herkes bunu bir görev telkin ediyor. Medya da öyle, siyaset de öyle. Yani biraz önce dedim ya, bence yani bir cumhurbaşkanı illa ben değil, başka gazeteciyi de eleştirir, görüşüne katılmaz. Niye biz söylüyoruz da o söylemesin ki? O da söyleyebilir. Ama asıl mesele o. Bunu söylediğin zaman oradaki patron bir anda elleri ayakları titremeye başlıyor. Aman abi diyor. Ama hepsi de değil bak. Tabii. Tam tersi olduğu da oldu yani. Bütün bu şeylere rağmen bak ben çok özür dilerim. Bir saniye rica ediyorum. Bütün bu en çok eleştirilen dönemde beni Aydın Doğan'ın hakkını vereyim. Aydın Doğan beni işten atmadı. Tabii. Bak yani Sayın Erdoğan'ın eleştirilerine rağmen Aydın Doğan ve Arzuhan Yalçın da beni işten atmadı. Ben niye atıldım biliyor musun mesela Kanal D'den? Ben biliyorum oradaki bir tane Ankara gazetecisinin kendi hırsıyla yaptığı dedikodular yüzünden atıldım. Yani. Tamamen gazeteci çelmeleri yüzünden yani. Şimdi ben bunun farkında değil miyim? Ama yani? Bunu da Tayyip Erdoğan'a mı halletti? Aynı numaraları başka gazetecilere de yapmadılar mı? Yaptılar. İşte köşk rahatsız, şeyden çok rahatsız. Böyle patronun böyle kapısında nöbet tutup, inan böyle bak, Aydın Doğan'ın kapısında nöbet tutup sürekli arayıp, İşte şey rahatsız bundan, şeyler bunun haberinden rahatsız, bu bundan rahatsız. Ya kardeşim rahatsızsa basın şeyi arar, Aydın Bey'i der ki Fahrettin Altun biz bundan rahatsızız der mesela değil mi? Hayır böyle olmuyor abi bu işler. Bu işler şöyle oluyor işte, o ondan rahatsız öyle mi değil mi hiç bilmiyorsun yani. Sonradan öğreniyorsun ki yıllar geçiyor o olay meğerse öyle değilmiş, böyle değilmiş yani. Tabii şu da kötü bak, bu da en çok Erdoğan için kötü, Sayın Erdoğan için. Yani. Abi her iş Erdoğan'a bağlanıyor yani. Neredeyse kız istemeye gidecekler Erdoğan şey yapsın diyor. Adam magazin programı sunacak diyor ki beni diyor ki külliyeden yolladılar diyor. Yani geçtim haber programı ya. Magazin programı ya. Diyor ki külliyenin isteği bu böyle olacak falan diyor. Yani bu onları da yıpratan bir şey biliyor musun baktığın zaman.